Herkese merhaba. Sıra geldi 3. röportajımıza. 3. röportajımızda Profesör Doktor Veysel Ulusoy'u misafir edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar. Davetimizi kabul ettiler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Hocam ilk önce sizi biraz tanıyalım. Veysel Ulusoy kimdir? Veysel Ulusoy, Kahramanmaraşlı. İlkokuldan lisenin sonuna kadar orada. Temel olarak Maraş Lisesi mezunuyum denir. Aslında gurur verici de bir özelliği vardır. Kara Lise olarak adlandırılır. Çok dizilere konu olmuştur. Şairler çıkmıştır orada. Hasbel kadar bir ekonomist de çıktı. Yolumuza devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi'ne 82 girişli bir öğrenciydi. Ekonometri bölümünün ilk öğrencileriyiz hatta. Neden ekonometri tercih ettiniz? Şöyle, şimdi 1982'de ilk girdiğimizde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümüne girdik. Tek bölümdü. O yıl YÖK kurulmuştu. Daha doğrusu önceliği vardı YÖK'ün ama önemli bir karar aldı İktisat Fakültesi ile ilgili. Dedi ki İstanbul Üniversitesi'ni 5 bölüme ayırıyoruz. İşte ekonometri, maliye, iktisat ve benzeri, uluslararası ilişkiler ve benzeri. Hadi siz iktisada girdiniz, tercih tekrar yapın. Tabii girdikten 2 ay sonra bu. İstediğiniz bölüme gireceksiniz ama tercihinize bağlı. 3 tane tercih yapın dediler. Tabii orada bölümleri araştırmaya başladık. Çünkü ilk defa ekonometri diye bir bölüm geldi. Evet. İlk defa uluslararası ilişkiler diye bir bölüm geldi. Biz de üniversiteye girişte biraz matematik, biraz fen yaptığımız için, temelde matematik, sayısal yaptığımız için ben dedim ekonometriye giderim. Giderken de birkaç kişiyi tabii yanıma aldım. Belki de onları kurban mı ettim ama çok mutlular gerçi. Biri tiyatrocu oldu, kimi işletmeci oldu ve benzeri. Biz ekonometriyi seçtik, iyi de yapmışız diye düşünüyorum. Ve ilk mezunlarıyız Türkiye'de evet. Ekonometri bölümü olarak. O yüzden merak ettim zaten. Neden ekonometri tercih yaptınız diye. Yani sayısal olması. Bir de hem ekonomi sayısal modellerle öğrenmek önemliydi. Evet. Onu takip ettik. Arkasından mezuniyetten sonra ben burada yüksek lisansla başlamıştım yine ekonometriye. Fakat o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavları, yurt dışı sınavları karşıma geldi. Ona girdim. Devletin çok güzel bir olanağıdır bu. 1416 sayılı yasayla Atatürk'ün çıkardı 1929'da. Yasayla gitmiş olduk. Hem yüksek lisans hem doktorayı. Evet. Dünyanın neresinde istersen gidebiliyordun böyle. Biz Amerika'yı seçtik. Ve orada yüksek lisans ve doktoramızı yaptık ve döndük. Evet. Peki hocam, ekonometri nedir? Altında yatan felsefe nedir? Biraz bize bundan bahsedelim. Çok güzel bir soru. Aslında hala da onun bir bölüm olup olmadığı, bir disiplin olup olmadığı, bir bilim dalı olup olmadığı tartışılır. Aslında ekonometri öyle güzel bir disiplindir, öyle güzel bir alandır ki normatif yorumlarınızı, yani beyninizde oluşturduğunuz akıl içi yorumları bir bakıma ayağınızın tabanına getirir. Yani ayağınız yere basar. O yorumları sayısallaştırır. O yorumları nedenselleştirir. O yorumları daha yakışıklı yapar. Evet. Yani örneğin biz biliriz işte para arzı arttığında enflasyon da artar. Ama kimse şunu söyleyemez. Para arzı %1 artarsa enflasyon ona ne kadar karşılık verir ve benzeri. Onları bir bakıma. Yani devletin politikasını oluşturmak, maliye politikasını, para politikasını, devletin planlamasını oluşturmak için gerekli bir araç da diyebiliriz, disiplin de diyebiliriz, bölüm de diyebiliriz. Ben oraya fazla takılmıyorum. Yani ekonometri güzel bir uygulama alanı bulmuş bir disiplindir, araçtır diyebiliriz. Teşekkürler. Çok derin bir konu, üzerine saatlerce konuşulabilir ama özet olarak bir ekonomi analizi nasıl yapılır? Başta da hatırlarsınız, işte birinci sınıfa geldiğinizde biz çocuk arkadaşlara, artık çocuklar demeyelim onlara, arkadaşlara ya da ilerideki meslektaşlarımıza ekonomik politikaların oluşturma malzemelerinin hepsini veririz. Bunun altında para politikası araçları vardır, bunun altında devletin maliye politikası, yatırım politikası ve benzeri. Bunların hepsi öğretilir. Ama o 4 yıllık süreçte sadece ne bileyim gördüğünüz, baktığınız pencerelere birkaç pencere ekleriz. Bunların yüksek lisans ve master'a geldikten sonraki, yüksek lisans ve doktora geldikten sonraki halleri daha da değişir. Ama şöyle bir şey vardır genel terim olarak, hani sordunuz ya. Ekonomik politikalar bir bakıma devletin ya da hükümetin ya da ekonominin diğer bütün disiplinlerle beraber nasıl gitmesi gerektiği, toplumun sosyal refahının yükseklere çıkarılması gerektiği zannıyla ya da fikriyle oluşturulmuş araçlar bütünüdür. Ya da piyasaların bütünleştirilmiş halidir. Piyasalar bildiğimiz para piyasası, ürün piyasası, uluslararası ticaret ve benzeri
her yönüyle koordineli çalışmak zorundadır ve toplum hayatını da şekillendiren piyasalardır. Bu koordinasyonu sağlayacak araçları en uygun bir şekilde ortaya koymaktır ekonomi politikası. Örneğin vergi ne kadar artırılacak? Acaba düşürülecek mi devam? Örneğin işte Allah göstermesin bir deprem ve benzeri olduğunda ÖTV diye bir şey ortaya çıktı. Onun nasıl şekillendirilmesi gerek? Kalıcı mı olacak, geçici mi olacak ve benzeri? Hükümet harcamaları bütçe açığına nazaran mı olacak yoksa bütçe açığı vererek mi olacak ve benzeri? Yani bütün tercihler bütünlüğü bir çatı altında toplayıp en uygun sonucu çıkarmaktır. Ama o sonucu çıkarırken de tek amaç vardır. Sosyal refahı artırmaktır. Evet. Teşekkürler. Şey de sormak istiyorum. Ülkemizde finansal okuryazarlık oranı oldukça düşük seviyede. Fakat vatandaş elinden geldikçe ekonomiyi de takip etmek istiyor. Çünkü ülkemizde ekonomik dalgalanmalar çok fazla. Bir vatandaşın en önemli diyebileceğiniz ekonomik veriler nedir takip etmeleri açısından? Şeyi çok severiz vatandaşlar olarak. Sabahleyin işte televizyon açtığımızda döviz bugün ne oldu? İşte malumunuz seçim ertelemesi ve iptalinden sonra dövizin hareketini bugün herkes takip etti. Ve bildiğim kadarıyla bugün 6.20'lere kadar çıktı evet. Dolar. Hep doları konuşuruz ama örneğin Tanzanya rupesini konuşmayız veya Sudan'ın parasını konuşmayız. Niye? Herkesin görmek istediği değişim parası dolardır ve ondandır. Dolayısıyla doları çok severiz. Dolar konuşmayı çok severiz. Arkasından faizlere bakarız ama faizler bugünlerde bizi o kadar fazla ilgilendirmiyor. Sıradan vatandaş olarak, averaj vatandaş olarak. Sebebi zaten gelirimiz o kadar yok ki paramızı faize yatıralım ya da tasarruflarımızı faize yatıralım. Ya da yatırımımız o kadar az ki bugünlerde. Çünkü konkordatoya baktığınızda, iflas değerlerine baktığınızda o rakamlar bize artık ya faiz ne olursa olsun ilgilenmiyoruz demenin yanında aslında faizlerin haberiyle ilgileniyoruz demektir. Faizi çok severiz, dövizi çok severiz. Arkasından işte dönemlik milli gelir rakamları vardır. Sanayi üretiminde artışlar olup olmadığı vardır. O artışlara bakmayı herkes sevmez. Çünkü reel ekonomik gerçeklerde onun finans rakamları değildir ama temelde biz döviz, faiz. Arkasından euroya bakarız. Bir de arkadaşlarla kahve toplantılarında klasik işte ne olacak bu ekonomimizin hali derken aslında vurguladığımız nokta orada para birimimizin değeri ne olacak, enflasyon ne olacak, faiz ne olacak diye. Bu bizi enflasyona götürüyor tabii. Sebebi de şu, enflasyonu konuşmayı seviyoruz kendisini nefret etsek bile. Cebimizi ilgilendiriyor, mutfağı ilgilendiriyor, açlığı ilgilendiriyor. Toplumsal yaklaşımın bütün değerlerini içerdiği için her seferiyle bizi oraya götürüyor. Örneğin bir yeşil biberi konuşuyoruz. Örneğin bir patatesi, domatesi, soğanı konuşuyoruz. Aslında çok komik gibi geliyor. Çünkü biz bunları bir inferior ürün olarak yani ikincil ürün olarak hep anlatmışızdır. Yani mutfakta pek önemi yok. Onun için biz çuvallarla alırız, kilolarla alırız dediğimiz yaklaşımlar, meyveler de dahil mi? Artık taneyle alınmaya evet. Başlayınca insanlar acaba sorularını cevaplamayı yeğliyorlar. Bu bakımdan enflasyonu, mutfağın enflasyonunu konuşuyoruz. Aslında konusu da açılmışken sizin de üzerinize çok durduğunuz yine doktor öğrencinizin yaptığı bir menemen endeksi var. Menemen evet, endeksi var. Evet. Çok da konuşuldu menemen endeksi. Aslında bu bağlamda mutfağımızı en çok etkileyen ekonomik veriler nelerdir peki? Aslında çok basit. Yani her yemeğe koyduğumuz soğan, biber, salça ve mümkünse tereyağı, biraz zor da ama zeytinyağı ya da sıvı yağ diyelim. Bunlar bir defa kalıp. İkincisi pirinç ve mercimek türü baklagillerimiz bizler için önemlidir. Bulguru biliyorsunuz memleketten gelen bir ürün olarak bilirdik. Biz artık raflarda almaya başladık ve ithalat yapmaya başladık. Yani klasik hani bir Türk mutfağında sulu yemek tabiriyle yaptığımız yanına pilav, salata ve benzeri yaptığımız ürünler bütündür mutfağı ilgilendiren. Bunlardaki inanın son dönemdeki enflasyon artışı özellikle meyvelerde %70'leri buldu, sebzelerde de %150'leri buldu. Yani biliyorsunuz az gelirli vatandaşlarımızın ya da orta gelirli vatandaşların yaklaşık %20 ve 30 civarındaki gelirleri mutfak ürünlerine veya gıdaya gidiyor. Ve en çok da etkilenen kesim onlar oldu son dönemde. Onun için zaten dikkat ederseniz bizim haberlerde ve benzeri tamamen mutfak konuşulmaya başlandı. Biraz tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey hani enflasyonu önlememe tehlike yaratıyor bizde o daldaki enflasyonu.
ya da gelirimiz mutfak enflasyonuna göre çok az arttığı için ben tehlikeyi orada görüyorum diyeyim. Evet. Yani mesela aldığımız ürünlerin fiyatına baktığımızda %100 zamlar, %150 zamlar. Kesinlikle. Elektrik fiyatında, doğalgaz fiyatında. Kesinlikle. Mesela ben ev kiramın depozitosunu dolar bazlı vermişim. 2 sene önce baktım 3.40'dan vermişim. Şimdi dolar oldu 60. Kar değil diye seviniyorsunuz. Ama arada çok büyük fark oluyor. Bu fark neden maaşlara daha az bir şekilde yansıyor? Bu hep böyledir. Yani temel olarak enflasyon verilerinde bile onu hissedebiliyoruz. Örneğin bu ayın enflasyon verisi yaklaşık Türkiye genelinde aylık 1.69 geldi. Ben inanmadım. Benim gibi bütün ekonomistler evet. inanmadı. Benim gibi finansçılar inanmadı. Benim gibi halk da inanmadı. TÜİK'in başkanı da bu çerçevede zaten bir bildiri yayınladı ya da bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Biz işte Avrupa Birliği standartları, OECD standartlarında enflasyonu ölçüyoruz ve güvenilirlik derecemiz çok fazladır ve benzeri diye. Güven derecesi fazla olabilir ama onun bu dönemde çok azaldığını hissediyoruz. Sadece ben hissetmiyorum. Evet. Mutfağa giren, mutfağa dokunan, geliri mutfakla birebir eşleşen alt grup seviyesindeki, alt gelir grubunun seviyesindeki insanların hissi bu. Bu hissi birkaç cümleyle çevirmek imkansız. Yani istediğiniz kadar güvenilir ve benzeri olduğunuzu fark edin. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye'de artık bir emtia fiyatlarında, özellikle gıda fiyatlarında müthiş bir enflasyon başladı. Korkum şu, inanın, hiper enflasyona doğru gidebiliriz. Gidebiliriz. Peki birazcık da borsa endeksinden bahsedeyim. Hı-hı. Borsa endeksi ve döviz kuru ülke ekonomisinin bir göstergesi olarak sayılabilir mi? Bu kapsamda biraz geriye gideyim. Hafif insanların da canını sıkarak ya da biraz teorik bazda yoğurarak açıklayayım ben bunu. Can sıkma dediğim davası orası. Teoriler der ki, özellikle de Clinton'ın devlet başkanlığı olduğu dönemde onun advisor'ını, danışmanını yapan James Tobin vardır. Onun da bir Q teorisi vardır, üretim teorisi. Der ki, firma borsaya kote olduğunda, borsa endeksine kote olduğunda ürettiği değerle değer bulur. Ürettiği yapıyla değer bulur. Yani firmanın değeri yükselirse onun hisse senedi de yükselir. İkisi arasındaki mesafe artarsa, yani spekülasyonla manipülasyonla artarsa baloncuklar oluşur. O baloncuklar bir süre sonra büyük balonlar oluşturur ve en de sonunda patlardır. Türkiye'deki durum da sanki böyleye gidiyor. Yani ekonomi küçülürken borsanın düşmemesi ya da borsanın yükselmesi kadar afaki bir şey yoktur. Bugünlerde onu hissediyoruz. Bir balon diyorsunuz. Var. Evet. Peki doların olması gereken değeri matematiksel olarak nasıl hesaplayabiliriz? O da çok basit. Aslında devamlı bu kapsamda videolar yayınlanıyor. Herkes bu evet, öneride bulunuyor. Herkes aslında bir spekülasyonda da bulunuyor. Ya da ileri tahmin etmek için kendini zorluyor. Zorlamaya gerek yok. Temel bazda en büyük gösterge şudur. Uluslararası ticaretinizi yaptığınız ülkeler grubu nedir? Ona bakarsın. Bizimki Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Amerika. Ve hangi parayla yaptığımız önemlidir? Evet, euro ile yapıyoruz, dolarla yapıyoruz. Hemen hemen %60'a %40 diyebiliriz. %60 dolar ağırlıklı, %40 euro ağırlıklı. Bu kapsamda doların ve euronun sahibi olan ülkelerin faiz oranlarına bakıyorsunuz, reel faiz oranı. Ya da nominale bakabilirsiniz, fark etmez. Oradaki nominal faizi büyümeden çıkartıyorsunuz ya da enflasyondan çıkarabilirsiniz. Genelde Fisher öyledir. Nominal faizi enflasyondan çıkıp reel faizi bulduğunuzda aradaki fark kadar paranızın değeri düşer bizim gibi. Bir örnek verelim buraya. Amerika'daki enflasyon %2, faiz oranı da %4 diyelim. Aradaki mesafe 2. Bizdeki faiz oranı %24, enflasyonumuz da %20 diyelim. Aradaki mesafe 4. En azından %2 puan bizim paramızın değeri düşer. En azından düşer. Dolara karşı, reel olarak ama. Nominal faizler bağlı %20 düşer, %22 düşer. O bir yılda. Bir yılda düşeceğini biliyorsunuz bu kadarı. Dolayısıyla spekülasyon yapmaya gerek yok. Spekülasyon ne zaman yapılır? Piyasalardaki oynaklık yani öğrencilerimize öğrettiğimiz varyasyon ne kadar hangi faktörlerden etkileniyorsa o faktörlerin ölçümü kapsamında düşer. Bir tanesi.
Trump'ın tweet'i. Evet. Hatırlarsınız Türkiye'nin ekonomisini devastate edeceğim, mahvedeceğim, yıkacağım bir dakikalıktır benim için dediğinde bir haber etkisi vardı. Haber etkisi hemen doları değerli kılar, TL'yi değersiz kılar. Sebebi dolar bir büyük bir para birimidir. Bütün evet. değişimleri onunla yaratırsın. Dolayısıyla haber etkisini ölçebilirsiniz. Bu ölçümleri ekonometri yapmak zor değil. Yani o gün öyle bir haberin yaklaşık bir 10 kuruş etki edeceğini herkes bilir. Ama esas olan o haberi tahmin etmektir. Evet. Haber sonrasında değil. Piyasadaki dolar avcıları ya da dolar kur avcıları diyorum, bu haber etkilerini olduktan sonra yorumluyorlar. Evet. O en basiti, onu herkes yorumluyor. Esas olan o şokların kaç defa gelme olasılığını bulmaktır. Biz ekonometride onu yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 defa, yıl içinde 3-4 defa bizim gibi ülkeler cari açığa dayalı, ticaret açığına dayalı, enflasyonu oynaklığı fazla olan bir mekanizmaya dayalı olan ekonomilerde 3-4 defa haber etkisi olur. Ve en azından 1-2 defa da spekülatif atak olur döviz piyasasında. Onların zamanını ve yerini tahmin ettikten sonra doları tahmin edebiliyorsunuz. Onu da belirli ekonometrik yöntemlerle ediyoruz. Ediyoruz derken bugün olacak, şu gün olacak gibi değil. Şu gün olma olasılığı %70, diğer gün olma olasılığı %69 ve benzeri diye. Ona göre de zaten yatırımcılar davranıyor. Ama bilin ki reel faiz çok önemli. Siz birçok yerli ve yabancı üniversitelerde hem öğrenci hem öğretmen oldunuz. Ülkemizdeki eğitim sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben yaklaşık 20 yıl öncesini değerlendirerek başlayayım. Hemen hızlı bir şekilde günümüze gelelim. 20 yıl öncesinde bir Amerika'daki öğrenci ve Avrupa'daki öğrenci bizim bilgi seviyesine yetişemeyecek bir seviyedeydi bile. Öyle diyeyim. Yani bizim öğrencilerin bilgi seviyesi, aldığınız sınavlar, üniversite sınavları, üniversitedeki eğitim ve benzeri ortalama bir Amerika'nın, bir Avrupa'nın çok çok üstündeydi kalite olarak. Fakat son dönemde bu işte hani biliyorsunuz 8 yıllık zorunlu eğitim, 14 yıllık zorunlu eğitim, 4+4 işte ilkokul ve ortaokul ve benzeriden sonraki nesilde dağıldı. Yani ben de şuna dikkat ederim genelde. Birinci sınıf öğrencilerini alırım ki onlarla nasıl yürüyeceğiz, nasıl bir gençlik geldi, nasıl bir fikirleri var, nasıl bir eğitim vereceğiz ve benzeri diye onları da görüyorum. Artık sayısal yaklaşımlarımız çok zayıfladı. Ne eğitim alıp almadığımızı bilmeden geliyoruz. Fen zaten tamamen bir kenara konulmuş. Bir de çok önemli bir ders vardır. Belki de her şeyin orta çarpanıdır ya ortak çarpanıdır ya da kesiştiği noktada bir ders. Felsefe. Artık biz felsefeyi alamıyoruz. Felsefeyi mantığı alamayan bir öğrenci grubu bence öğrenci değildir ya da çok zayıf öğrenci grubu. Zaten PISA testlerinde de diğer testlerde de biliyorsunuz çok gerilere düştük. Acı verici. Düzeltemez miyiz? Düzeltiriz muhakkak ama acı verici bir şey. Yani iyi görmüyorum Türkiye'deki eğitimi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir röportajın daha sonuna geldik. Veysel hocamız çok değerli bilgiler verdi bize. Dolardan bahsettik, ekonomiden bahsettik. Aslında keşke röportaj sonrası muhabbetimizi de kayıt altına alabilseydik. Güzel bir muhabbet oldu. Belki Veysel hocayla başka bir gün ekonomi dışı muhabbet de yapabiliriz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.